Her birimiz bu gezegendeki zaman ve mekandaki belirli bir noktada yeniden bedenlenmeye karar veriyoruz. Manevi evrim yolunda gelişmemize yardımcı olacak belirli bir dersi öğrenmek için buraya gelmeyi seçtik. Cinsiyetimizi, rengimizi, ırkımızı ve ülkemizi kendimiz seçiyoruz. Bu yaşamda üstünde çalışmak istediğimiz kalıpları bize yansıtabilecek en uygun anne babayı da biz belirliyoruz. Hepimiz kendi yaşam deneyimlerimizden %100 sorumluyuz. Aklımızda oluşan her düşünce geleceğimizi yaratmaktadır. Yani güç merkezi daima yaşadığımız anın içindedir. Herkes kendinden nefret ve suçluluk duygusu yüzünden acı çeker. Herkes için en büyük mutsuzluk yeterince iyi değilim diye düşünmektir. Bu sadece bir düşüncedir ve düşünceler değiştirilebilir. Dargınlık, gücenmek, olumsuz eleştiri ve suçluluk en zarar verici düşünce kalıplarıdır. Kırılma, gücenme, darılma duygularınızın üstesinden gelebilmek kanseri bile yok edici bir düşünce gücüdür. Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman hayatımız her yönüyle düzene girer. Geçmişimizden kurtulmalı ve herkesi bağışlamalıyız. Kendimizi sevmeyi öğrenmeye istekli olmalıyız. Olumlu değişimlerin anahtarı şimdi ve burada kendimizi onaylamak ve kabul etmektir. Bedenimizdeki hastalık denen şeyin yaratıcısı biziz. Yaşam gerçekten çok basit. Ne ekersek onu biçiyoruz. Kendimiz hakkında düşündüklerimiz kendi gerçeklerimiz oluyor. İçinde bulunduğumuz olayları yaratıyor. Sonra da bunları duyduğumuz sıkıntı, üzüntü, düş kırıklığı için bir başkasını suçluyoruz. Böyle yapmakla gücümüzü de başkasına kaptırmış oluyoruz. Hiçbir kişi, hiçbir şey, hiçbir koşul bizim üzerimizde bir güce sahip değildir. Çünkü aklımızla düşünce oluşturan yalnızca biziz. Deneyimlerimizi, gerçekliğimizi ve bunda yer alan tüm kişileri yaratan biziz. Düşüncelerimizde barış, uyum, denge yarattığımızda bunları kendi yaşamımızda da bulacağız. Şimdi basit bir test yapalım. Şu cümlelerden hangisi size doğru geliyor? İlk cümlemiz, insanlar beni hep kullanıyor, bana zarar veriyor. İkinci cümle ise, insanlar bana hep yardımcı oluyor. Bu iki düşünce ve inanç yaşamımızda çok farklı deneyimler yaratacaktır. Kendimiz ve hayatımız hakkındaki inançlarımız bizim gerçeğimizi oluşturur. Evren seçtiğimiz her düşünce ve inançta bizi tümüyle destekler. Bunu başka bir şekilde söylemek gerekirse bilinçaltımız inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Yani kendimiz ve hayatımız hakkındaki inançlarımız ve düşündüklerimiz yaşamımızın gerçeği olur. Ve düşünebileceğimiz şeyler konusunda sınırsız seçimimiz var. Bunu bildiğimizde insanlar beni hep kullanıyor yerine insanlar bana hep yardımcı olmaya çalışıyor cümlesini seçmek sizce de daha mantıklı değil mi? Evrensel güç bizi asla yargılamaz ve eleştirmez. Evrensel güç bizi kendi değerlerimize göre kabul eder ve inançlarımızı ayna gibi yaşamamıza yansıtır. Eğer hayat yalnızlıktır ve kimsenin beni seveceğine inanmıyorum düşüncesini seçiyorsam, hayatımda da bunu bulacağımdan emin olmalıyım. Ama bu inancı kafamdan atmak ister de, sevgi her yerde, ben seven ve sevilen bir kişiyim gibi olumlu bir düşünceyi benimser ve bunu kendime sürekli tekrarlarsam, bu da benim yeni gerçeğim olacaktır. Yani hayatıma sevecen insanlar girmeye başlayacak, yaşamımda zaten var olan insanlar bana karşı daha sevecen olmaya başlayacak ve kendimin de sevgimi kolaylıkla başkalarına ifade edebileceğimi göreceğim. Çoğumuzun kim olduğumuz konusunda saçma düşünceleri ve hayatın nasıl yaşanması gerektiği konusunda ise çok çok katı kuralları var. Bunu kendimizi suçlamak için söylemiyorum. Çünkü şu anda yapabildiğimiz şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer daha iyisini bilseydik, daha çok şeyin farkında ve anlayışında olsaydık, başka türlü davranırdık. Sakın şu anda bulunduğunuz konum için kendinizi küçümsemeyin. Bu videoyu izliyor olmanız bile hayatınızda olumlu değişimler yapmaya hazır olduğunuzu gösteriyor. Bunun için kendinizi takdir edin. Çok küçük yaşlardayken kendimiz ve yaşam hakkında neler hissedeceğimizi çevremizdeki yetişkinlerin tepkilerinden öğreniriz.
Kendimiz ve yaşamımız hakkında ne düşünmemiz gerektiğini böyle öğreniyoruz. Eğer mutsuz, korku, suçluluk ve öfke dolu insanların içinde yetişmişseniz, kendiniz ve hayat hakkındaki görüşleriniz de olumsuz düşüncelerle dolu olacaktır. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum, bu benim hatam. İşte bu tür inançlar düş kırıklığı dolu bir hayat yaratır. Büyüdüğümüzde çocukluğumuzdaki yaşamımızın duygusal ortamını yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Bu iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış değil, sadece içimizde yuva olarak bildiğimiz şeydir. Bunun yanı sıra kişisel ilişkilerimizde annemiz veya babamızla kurmuş olduğumuz ilişkileri ya da onların kendi aralarındaki ilişkileri yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Tıpkı annenize ve babanıza benzeyen sevgililerinizi ya da patronlarınızı düşünün. Anne, babamızın bize gösterdiği davranışları kendimize de gösteriyoruz. Kendimizi aynı şekilde suçluyor ve cezalandırıyoruz. Kendi söylediklerimizi dinlediğimizde hemen hemen aynı kelimeleri kullandığımızı görebilirsiniz. Kendimizi sevmeyi ve desteklemeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Tabii eğer çocukluğumuzda sevilmiş ve desteklenmişsek. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsun. Bu hep senin hatan. Bunları ne kadar sıklıkla kendinize söylüyorsunuz? Ya da harikasın, seni seviyorum ya da bunları ne kadar sık söylüyorsunuz? Ama tüm bunlar için anne ve babalarınızı suçlamayalım. Hepimiz kurbanların kurbanıyız. Onlar kendilerinin bilmediği bir şeyi bize nasıl öğretebilirlerdi? Anneniz ya da babanız kendini sevmeyi bilmiyorsa onların size kendinizi sevmeyi öğretmesi de imkansız olacaktır. Onlar da çocukluklarında kendilerine öğretilen şeylere dayanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Eğer anne ve babanızı anlamak istiyorsanız onları kendi çocukluklarıyla ilgili konuşturmaya çalışın. Eğer anlayışla dinleyebiliyorsanız onların korkularının ve katı kurallarının nereden geldiğini anlama olanağı bulacaksınız. Size bütün bu kötülükleri yapan anne babanızın da sizin kadar korku dolu olduklarını göreceksiniz. Anne ve babamızı bizim seçtiğimize inanıyorum. Her birimiz bu gezegende zaman ve mekandaki belirli bir noktada yeniden bedenlenmeye karar veriyoruz. Manevi evrim yolunda gelişmemize yardımcı olacak belirli bir dersi öğrenmek için buraya gelmeyi seçtik. Cinsiyetimizi, rengimizi, ırkımızı ve ülkemizi kendimiz seçiyoruz ve bu yaşamda üstünde çalışmak istediğimiz kalıpları bize yansıtabilecek en uygun anne babayı da biz belirliyoruz. Ama büyüdüğümüzde işaret parmağımızı onlara yönelterek suçluyoruz. Benim böyle olmamın nedeni sizsiniz. Aslında onları seçen biziz çünkü aşmamız gereken engeller için onlar mükemmel bir seçimdi. İnanç sistemimizi çok küçük yaşlarda ediniyoruz ve yaşamımızı bu inanç sistemlerine uygun deneyimleri yaratarak sürdürüyoruz. Hayatımıza şöyle bir dönüp bakalım. Ne kadar sık aynı deneyimi yaşadığımıza dikkat edin. Bu deneyimleri tekrar tekrar yarattınız. Çünkü bunlar size kendiniz hakkında inandığınız şeylere aynalık ediyordu. Aynı sorunla ne kadar uzun süre yaşadığımız, sorunun ne kadar önemli olduğu ya da yaşamımıza yönelik ne kadar tehlike taşıdığı hiç önemli değil. Güç noktası daima şimdiki andadır. Hayatınızın bu anına kadar yaşadığınız tüm deneyimler, geçmişinize dayanan düşünce ve inançlarınızın ürünüdür. Her deneyim dün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl, 10, 20 ya da daha fazla yıllar önce oluşturduğunuz düşünceler ve kullandığınız sözcüklerle yaratıldı. Ama bunlar artık geçmişte kaldı, yaşandı ve bitti. Şimdi önemli olan bu andan itibaren neyi düşünmeyi, neye inanmayı ve neyi söylemeyi seçtiğinizdir. Çünkü bu düşünceler ve sözcükler geleceğinizi yaratacaktır. Güç noktanız şimdiki anda ve yarınınıza, gelecek haftanıza, gelecek ayınıza, gelecek yılınıza vesaire şekil veriyor. Şu anda ne düşündüğünüze dikkat edin. Olumlu mu olumsuz mu? Bu düşüncenizin yarınınızı biçimlendirmesini istiyor musunuz? Dikkat edin ve farkında olun. Her şeyin malzemesi düşüncedir ve düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Sorunumuz ne olursa olsun, yaşadıklarımız iç dünyamızın dışarıya yansıyan sonuçlarıdır. Kendinden nefret etmek bile kendiniz hakkındaki nefret dolu bir düşüncenin ürünüdür. Ben kötü bir insanım diyen bir düşünceniz varsa bu düşünce bir duygu yaratır. Sonunda bu duyguyu kendinizi kaptırırsınız. Oysa öyle bir düşünceniz olmasaydı
böyle bir duygunuz da olmayacaktı. Düşünceler ise değiştirilebilir. Düşüncenizi değiştirin, duygularınız da ortadan kaybolacaktır. İster inanın, ister inanmayın, düşüncelerimizi biz seçiyoruz. Aynı düşünceleri bir alışkanlık olarak o kadar tekrar tekrar düşünüyor olabiliriz ki bu bize düşüncelerimizi kendimiz seçmiyor izlenimi verebilir. Ama ilk seçimi biz yaptık. Bazı düşünceleri düşünmeyi reddedebiliriz. Ne kadar sıklıkla kendiniz hakkında olumlu bir şey düşünmeyi kabul etmediniz? Pekala, aynı şekilde kendinizle ilgili olumsuz düşünceleri de reddedebilirsiniz. Bu konudaki çalışmalarım esnasında çalıştığım herkes az ya da çok kendinden nefret ve suçluluk duygularıyla boğuşuyor. Bu iki olumsuz duygu ne kadar fazlaysa hayatımızda o kadar mutsuz oluyor. Bu iki duygu azaldıkça da yaşamımız her boyutuyla daha iyiye doğru gidiyor. Tüm bunları size inançlarımızın nereden geldiğini göstermek için anlattım. Bu bilgileri lütfen amacınızın içine gömülmek için mazeret olarak kullanmayalım. Geçmişin üzerimizde gücü yok. Olumsuz bir düşünce kalıbını ne kadar uzun sürdürmüş olmamızın bir önemi yok. Güç noktası şimdiki andadır. Farkına varmak için ne kadar harikulade bir şey yaptığınızın farkına varın. Şu andan itibaren özgür olmayı seçin. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.